Şimdi Said Özdemir abi 90 senelik bereketli bir hayatını Kur'an'a, imana ve Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş bir ağabey. Dolayısıyla benim çok söz söylemem çok zor. Ancak birkaç şeyi iletmem gerekiyor. Bunlardan birincisi, çok asil bir aile. Hanımı biliyorsunuz, Sahime Teyze, benim de icazet aldığım Molla Taha Gültekin'in kız kardeşi ve Halidi. Kendisi de çok mukaddes bir nesebe sahip olan bir şahs. Birinci nokta bu. İkinci temel özelliği, bu da çok önemli. Maalesef, şimdi maalesef demiyorum, maalesef Diyanet Camiası'ndan Risale-i Nur'a sahip çıkan ilk şahsiyet. Hep Diyanet uzak kalmış, korkmuş veya bir kısım münafıklara alet olmuşlar. İsim zikredip de gıybet etmek istemiyor. Ama ilk tanıdığı günden beri Risale-i Nur'a sahip çıkan nadir Diyanet adamlarından birisi. İkinci bir özelliği, bu da çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri 1956 yılında Adalet Bakanlığı, Risale-i Nur'ların bütün Adalet Komisyonu başkanlıklarına gönderdiği talimatla serbest olduğunu, asla yasak olmadığını bildiren talimat ve tebliğatından sonra İstanbul'da Ahmet Aytemir ağabey rahmetli neşirle vazifelendirilmiş. Ankara'da ise iki kişi görevlendirilmiş. Bunlardan birincisi Atif Ural ağabey, diğeri de Said Özdemir ağabey. Üstadın bizatihi tasdikiyle, neşirle görevlendirilen iki şahsiyetler bunlar. Tabi diğer talebeler de destek olmuşlar. Bu da üçüncü bir noktası. Gelelim dördüncüye. Said abi anlatmakla bitmez. Çok cesur bir şahsiyet. Üstada ilk tanıdığı aylardan sonra kendi el kalemiyle yazdığı mektubu ben kitabımızda neşrettim. O da ilk defa gördü. Yani haberi yoktu o mektuptan. Yani o mektupta Said abi şahsiyetini ortaya koyuyor. Bütün hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfettiğini anlatıyor. Tabii daha sonra ise, burası önemli, hayatının her türlü eseriyle, eliyle, koluyla, diliyle, ayağıyla ve gözüyle, kulağıyla, bütün cesaretiyle Risale-i Nur'a hizmet ediyor. Mesela ilk defa Refet Kavukçu ağabeye Nur ve Cizelerini yazdırıp, yani Ankara belediye otobüslerinin arkasına astıran ve bundan dolayı mahkemeye celbedilen bir şahsiyet. İlk defa ilan adı altında, reklam adı altında, yani o günün TRT radyosunda, TRT değil, radyosunda Risale-i Nur'ları tanıtan bir şahsiyet. Tabii yani bunlardan dolayı hep mahkemeye celbedilmiş. Şu anda biz sadece Said abi ile alakalı devletin arşivlerinde 943 vesika var. Adım adım takip etmişler. Böyle bir özelliği var. Fakat daha enteresan son özelliğini belirtip rahmet okuyalım. Çünkü çok uzun sürer. O da şu.